Sevgili izleyenler, gördüğünüz tüm bunlar ve daha fazlası birazdan Londra mahallesinde evlerinize konuk olacak. Efendim bizlere aşağıda geçen iletişim numaraları aracılığıyla ulaşabilir. Hem programımızın içerisindeki haber başlıklarına ilişkin daha detaylı bilgi hem de Londra mahallesi ile görüşme şansını yakalayabilirsiniz. Aynı zamanda Londra mahallesinin Facebook sayfasından da bizlere ulaşmanız mümkün. Efendim programımıza Avukat Şadiye Arslan'la gerçekleştirmiş olduğumuz önemli bir hukuk röportajıyla başlıyoruz. Özellikle diplomatik dokunulmazlık konusunda İngiltere'de yaşanan davaları Avukat Şadiye Arslan sizlerin gündemine taşıyor. Sevgili izleyenler merhaba, Avukat Şadiye Arslan'la birlikteyiz. Şadiye Hanım'la bugün güncel bir hukuksal konuyu konuşacağız. Efendim biliyorsunuz dünyanın her yerinden başkent Londra'ya diplomatlık görevini gerçekleştirmek için insanlar geliyor. Bugün mahkemelere intikal etmiş ve öznesi diplomatlar olan hukuksal davaları konuşacağız Sayın Arslan'la. Şadiye Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şadiye Hanım çok ilginç bir konudan bahsedeceksiniz. Özellikle izleyicilerin de bunu duymasını sağladığınız için size teşekkür etmek istiyorum. Şimdi diplomatların isimlerinin geçtiği, diplomatların karışmış olduğu davalar var. Diplomatlar hangi davalara karışmış ve background'unda neler var? Şimdi izleyicilerimizin zaman zaman duyduğu bir terim var. Diplomatik dokunulmazlık diye. 1960 yılında Viyana'da bir konvansiyon imzalandı ve hemen hemen dünyadaki ülkelerin hepsi bu konvansiyona imza attılar ve bu da eğer bir ülkeye diplomat yollarsanız, büyükelçi yollarsanız, konsolos yollarsanız veya bu konsolosluklarda ve büyükelçiliklerde çalışan kişileri yollarsınız, onlarda diplomatik dokunulmazlık vardır denildi. Ve bu diplomatik dokunulmazlık şemsiyesi altında diyelim ki bu elçiliklerde çalışan kişilerin, konsoloslukta çalışan kişilerin veya diplomat titri olan kişilerin evlerinde, lojmanlarında çalışan kişilerin, Londra'da bu kişilerin evlerinde çalışan kişilerin hakları nelerdir? Sivil hukukta hakları var mıdır? İş ve işçi veren hukukunda hakları var mıdır? Bugün bu konuyu konuşmak istiyoruz ve bu konu şu anda İngiltere'de çok popüler ve İngiltere Yüksek Mahkemesi'ne, itiraz mahkemesine kadar gitti ve aynı zamanda da basında yer aldı. Bugün burada bu programda izleyicilerimize bu ilginç olan ve biz hukukçuların çok ama çok dikkatini ve ilgisini çeken bu konuyu açıklamak istiyorum. Şimdi Şadiye Hanım, Suudi Arabistan olsun, Katar olsun, Libya olsun, Sudan elçilikleri olsun. Şimdi bu elçiliklerin benzer hikayeleri gazetelerde haberleştirilmişti. Bize biraz daha örnek verir misiniz? Muhakkak siz dava dosyalarını incelediniz. Şimdi öncelikle bu davayı anlatayım. Burada diplomat titri olan Suudi Arabistanlı bir diplomatın evinde çalışan Endonezyalı ve Filipinli iki işçinin davası görülüyor İngiltere Yüksek Mahkemesi'nde. Ve bunlar şunu diyorlar, bizim pasaportlarımız alındı, biz gece gündüz çalıştırıldık, bize bir ücret ödenmedi. Ödenilen ücret ödendiği zaman da minimum ücretin, saat ücretinin, İngiltere ücretinin altındaydı. Ve biz köle gibi davrandığımız için bu işçileri koruyan organizasyonlara sığındık. Onlar da bizim için iş ve işçi veren mahkemesinde dava açtılar bu diplomatı ve biz hakkımızı istiyoruz. Davanın özü bu. Bu vatandaşlar diplomatları mahkemeye verdiler ama diplomatların uluslararası anlamda dokunulmazlığı var. İşçi ve işveren mahkemesi ne dedi bu duruma? İş ve işveren mahkemesinde bu dava ilk açıldığında yani alt mahkemede, mahkeme dedi ki diplomatik dokunulmazlıkla bunun alakası olamaz. Bu yüzden bu kişilerin eşit davranılma ve minimum ücreti alma ve köle gibi davranılmamaya ve az saat çalıştırma yani İngiltere saatlerine göre çalıştırmaya hakları vardır. Ve bu yüzden de tazminat ödenilebilirler dedi. Ne oldu? Diğer tarafı yani bu diplomatik temsil eden avukatlar buna itiraz etti. İş ve işçi veren mahkemesinde itiraza gitti. Daha sonra bu itirazda denildi ki evet diplomatik dokunulmazlık var. O yüzden de bu kişilere biz herhangi bir ceza ve tazminat verilemez denildi. Daha sonra bu
iki işçiyi temsil eden gönüllü organizasyonlar olsun, diğer organizasyonlar olsun, İngiltere Yüksek Mahkemesi'nin itiraz kurumuna götürdüler olayı. Peki şimdi anladığım kadarıyla bu noktada dananın kuyruğunu kopartacaksınız. Çünkü Yüksek Mahkeme'nin bunlara bir cevap vermiş olması lazım. Ne dedi Yüksek Mahkeme Şadiye Hanım? Şimdi İngiltere Yüksek Mahkemesi yani itiraz bölümü, eğer biz burada bu iki kişinin tazminat davası açma hakkını öngörürsek, o zaman uluslararası ilişkileri, uluslararası anlaşmaları fesheden, ona karşı giden bir karar almış olacağız. Ve bunun adil olmadığını görüyoruz. Fakat Viyana Konvansiyonu diplomatik dokunulmazlığa bakmıştır. Ve bu yüzden de bu kişiler, yani bu diplomatlar bu konuda cezalandırılamaz diye bir karar çıktı. Ve bu kararı şu anda gönüllü organizasyonlar olsun, avukatlar olsun, çoğu kişi bunu haksız buluyor. Neden haksız buluyor? Eğer İngiltere'de bir diplomatın evinde çalışıyorsanız ve size köle gibi davranmışsa, paranızı vermemişse, pasaportunuzu almışsa, korkudan bir gece onlar uyurken çıkıp gitmişseniz hiçbir şey alamayacaksınız. Burada adalet nerede diye avukatlardan olsun, gönüllü organizasyonlardan olsun çok büyük bir şey var. Bu karara karşı çok büyük bir tepki var. Çünkü İnsan Hakları Mahkemesi, yani Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'nun regülasyonlarında her kişinin adil mahkemeye hakkı olduğuna dair bir madde var. Ve bu kararın o maddeyle uzlaşmadığı söyleniliyor. Şadiye Hanım, benzer bir davadan aynı mahkeme yine bir karara vardı. Bir olayla ilgili sonuç beyan etti ama sanırım bu daha ümit verici bir durum. Detaylarını sizden alabilir miyiz? Evet, 5 Şubat 2015'te biraz önce çizdiğim depresif tabloyu ortadan kaldırmaya çalışan bir karar çıktı İngiltere Yüksek Mahkemesi'nin itiraz kısmından. Ve bu mahkemede çıkan karar şu: Sudan Büyükelçiliği'ne ve Libya Büyükelçiliği'ne çalışan, yani mutfakta çalışan İki kişinin getirdiği bir dava ile ilgili bu. Ve bu iki kişi Sudan Büyükelçiliği'nin ve Libya Büyükelçiliği'nin kendilerine kötü davrandığını, çalıştıklarında minimum ücretin altında ödediklerini ve ırkları dolayısıyla kötü davranıldıklarını ve uzun saatler çalıştıklarını söyleyerek İş ve İşçiveren Mahkemesi'nde dava başlattılar ve en sonunda Yüksek Mahkeme'nin itiraz kısmına kadar geldiler. Ve burada Yüksek Mahkeme dedi ki, diplomatik dokunulmazlık başka bir şey. Bir de Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'nun koyduğu belirli saatler çalışma, belli ücreti alma kuralları var. Ve diplomatik dokunulmazlığı burada bir yana koyduğumuzda büyük bir zarar yoktur. Bu kişiler, eğer İngiltere'de yaşayan herkes Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'nun saatlerine göre çalışacaksa, belli bir saat çalışılması gerekiyor. Fazla bir saatten, belli bir saatten fazla haftada çalıştıracaksanız o kişinin yazılı şeyini almanız gerekiyor, rızasını almanız gerekiyor. Ve o yüzden dediler ki, biz burada Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'nun kurallarına uyulmasını istiyoruz. Ve bu kişilerin Sudan Büyükelçiliği'ne olsun, diğer büyükelçiliği olsun, dava etme haklarının, eşitsizlik konusunda dava etmek haklarının önüne geçilmemesini istiyoruz dediler ve bu karar çıktı. Şimdi bu karar gerçekten de biz avukatlar ve gönüllü kuruluşlar tarafından çok iyi karşılandı. Neden derseniz, bizim firmamızın da yaptığı bir dava vardı ve daha önce İngiltere'nin Evening Standard gazetesinde ve diğer gazetelerde yol almıştı. Ve burada Katar elçiliğinde çalışan bir kişi, kendisine kötü davranıldığı yüzünden, haksız davranıldığı yüzünden, işten çıkarıldığı yüzünden bir dava açmıştı. Biz bu davaya bakmıştık. Fakat mahkeme bize dedi ki, itiraz mahkemesinde görülen davalar var. Çünkü diplomatik dokunulmazlık konusunda sizin davanız beklesin dedi. Şimdi bu 5 Şubat'ta çıkan karar bizim müvekkilimizin davasına yardımcı olacak. Şimdi Şadiye Hanım, uluslararası hukukta diplomatik dokunulmazlıkla ilgili bambaşka bir durum var. İngiltere Yüksek Mahkemesi bambaşka bir şey söylüyor ama siz deneyimli bir avukat olarak şöyle dışarı çekilip baktığınızda nasıl bir resim görüyorsunuz ve nasıl yorumluyorsunuz? Ben bir avukat olarak diplomatik dokunulmazlıkla kişisel hakların, yani temel hakların
arasında bir denge olmasını istiyorum. Çünkü şöyle bir şey, eğer ben Merkez Londra'ya arabamla gidersem, Merkez Londra'ya gittiğim için ekstra para ödüyorum. Eğer ben park etmemem gereken yere park ediyorsam şey ödüyorum, ceza ödüyorum. Fakat şu anda İngiltere'deki şeyler olsun, elçilikler olsun ve konsolosluklar olsun, bir ara belediye çok zorluk çıkarıyorlardı ve biz diplomatız, dokunulmazlığımız var, ödemeyeceğiz diyorlardı bu cezaları. Milyonlara varan cezalar vardı. Nasıl olsa bizi mahkemeye götüremezsin diye. Ve bazı şeyler ödedi bunu, bazı elçilikler ödedi, bazıları ödemedi. Bir vatandaş olarak ben bunu haklı bulmuyorum. Bir vatandaş olarak, bir hukukçu olarak hangi elçilik olursa olsun, hangi diplomat olursa olsun, bu kişilere kişi çalıştırırken rengine, seksine dayanarak davranılmaması gerektiğine inanıyorum. Eşitlik olması gerektiğine inanıyorum. Çalışma şartlarında Avrupa regülasyonlarına veya eğer buradaysa sizin elçiliğiniz, buranın minimum ücretini ödemeniz gerektiğine inanıyorum. Ben buradan çıkarak bu konuyu tartışıyorum avukat olarak. Yüksek mahkemenin kararlarına baktığınızda diplomatik dokunulmazlığa karşı gidemediklerinde resmen bizim elimiz bağlı şeklinde kararlar veriyorlar. Fakat yavaş yavaş yüksek mahkeme bu şeyden çıkmaya başladı, bu ruhtan çıkmaya başladı. Ve umarım ki daha büyük adımlar atılır. Çünkü diplomatlara çalışan çok insan var. Ve bu kişilerin iyi bir şekilde, temel haklarını aldıkları bir şekilde davranmaları çok önemli diyorum. Şadiye Hanım, çok teşekkür ederim vermiş olduğunuz bu bilgi için. Sevgili izleyenler, Avukat Şadiye Arslan bugün İngiltere Yüksek Mahkemesi'nde ve diğer mahkemelerde olan güncel bir hukuk konusunu tartıştı. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta kendisiyle hukuk konuşmaya devam edeceğiz.